ALB World'den herkese merhabalar. Ben Cansu Özden, Filiz Eryılmaz ile Ekonomi Hattı programımıza hoş geldiniz. Acil bir yayın çünkü çok önemli veriler gelmeye başladı. Özellikle küresel tarafta bir büyük krizin içerisindeler. Biz de baktık, dedik ki bu acaba yorumu kimlerden rica edebiliriz ve kendisinden acil bir yayın rica ettik. O da bizi kırmadı tabii ki de. Filiz Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Cansu Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim öncelikle bizi kırmadığınız için bu yayın dolayısıyla. Çünkü gerçekten küresel piyasalarda çok büyük bir kriz var. Özellikle yatırımcılarımız ve izleyicilerimiz bu krizin şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl karşılandığını ve tabii ki de gelen açıklamalar sonrası nasıl bir etki olacağını çok merak ediyor. Hazine Bakanı yaptığı açıklamada batan bankalara herhangi bir kurtarmayacaklarını belirttiler. Bu da tabii ki de piyasalara oldukça etkiler. Çünkü böyle bir açıklama gelmesi herhangi bir müdahalenin olmayacağı anlamına mı geliyor? Piyasaları bu açıklama nasıl etkiledi? Ve şu an bize küresel piyasaları biraz anlatabilir misiniz? Tabii Cansu Hanım, isterseniz önce kriz niye çıktı? Nedeni ne? Bunu bir anlamaya çalışalım. Biliyorsunuz Perşembe günü Silikon Vadisi Bankası çok agresif bir şekilde hisse satışı yapacağını duyurdu. Çünkü bilançosunu desteklemek istediğini söyledi. Dolayısıyla bu duyuru sonrasında bir gecede %59.6'lık hisselerinde, yani %60 diyelim kabaca, %60'lık bir düşüş oldu. Şimdi bu haberi gören yatırımcılar, yani bu bankada mevduatı olan yatırımcılar banka batabilir korkusuyla güçlü bir şekilde bankaya hücum ettiler ve mevduatlarını bankadan çekmek istediler. Dolayısıyla bu istekle beraber bir günde bankadan 42 milyar dolarlık bir mevduat çıkışı ve mevduat istemi gerçekleşmiş. Sonra biliyorsunuz Amerika'da Federal Mevduat Sigorta Şirketi incelemeye alıyor ve diyor ki yok, banka bu işi kurtaramaz. Dolayısıyla kayyum atanıyor. Şimdi soru şu: neden Silikon Vadisi Bankası zor duruma düştü? Yani sorun neredeydi? İsterseniz o sorunun cevabını verelim. Şimdi bir kere şunu görüyoruz, yani banka bilançosu incelendiğinde özellikle pandemi dönemindeki ultra gevşek para ve maliye politikası döneminde bankanın çok hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Mevduatlarını 3 kat artırdığını, tahvil uzun vadeli tahvil tarafında 4 kat artırdığını görüyoruz. Dolayısıyla çok hızlı bir büyüme var. Haliyle bu büyüme sonrasında, ultra gevşek para politikasının sonlanması sonrasında Fed'in agresif faiz artışlarının başlamasıyla beraber şunu görüyoruz, varlıklarının büyük bir kısmı uzun vadeli devlet tahvili ve aynı zamanda ipoteğe dayalı menkul kıymeti olduğu için faiz artışları karşısında varlık değerlerinde çok büyük bir düşme görüyoruz. Dolayısıyla ve bu agresif faiz artışına karşı da bankanın risk yönetiminin hiçbir önlem almadığını görüyoruz. Yani hedge mekanizmasının çalıştırılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında genel tabloya baktığımızda ana suçlu Fed'in çok agresif faiz artırması gibi görünüyor. Dolayısıyla Fed suçlanıyor. Yani şöyle bir algı var. Biz demiştik, bu kadar agresif faiz artırılırsa finansal kriz yaratılır. Dolayısıyla tüm suçlu Fed gibi lanse edenler de var ama bu çok doğru bir önerme değil. Evet, Fed bunu yapmak zorundaydı çünkü enflasyonla mücadele etmek zorunda. Fakat asıl suçlunun aslında ciddi bir risk yönetimi zafiyeti olduğunu görüyoruz. Yani en azından bu denli göstere göstere gelen agresif faiz artışlarına karşı bilançonun hiç faiz artışına karşı hedge edilmediğini görüyoruz. Bilanço tarafında tek sorun bu değil Silikon Vadisi'nde. Bankada, bilançoda vade uyumsuzluğu var. Yani kısa vadeli güçlü bir şekilde genel tabana yayılmayan çok güçlü mevduat olduğunu görüyorsunuz. Diğer tarafta da yüklü miktarda bu mevduatların uzun vadeli devlet tahviline ve hedge edilmemiş ve sürekli değer yitiren faiz artışı karşısında bir varlık grubundan oluştuğunu görüyoruz. Haliyle karşımıza bir vade uyumsuzluğu meselesi de geliyor. Dolayısıyla tüm bunları üst üste koyduğumuzda artık bankadan ufak ufak mevduat çıkış istemleri karşısında banka elinde yeteri kadar likidite olmadığı için, likidite yaratmak adına, sermaye artırımı yaratmak adına tahvil, elindeki bu tahvilleri, yani zaten değerinin oldukça altında olan tahvilleri satmaya başlayınca dolayısıyla da bu haberde duyulunca bir bankaya panik olmasıyla beraber bankanın hiç toparlayamadığını görüyoruz. Toparlayacak olursam eğer, temel suçlu bankanın kendisi, doğru ve yeterince risk yönetimi yapmamış olması olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Şimdi tabii Perşembe günü şunu da not edelim. Silvergate olayı da var biliyorsunuz. Kripto bankası dedi ki gönüllü olarak faaliyetlerimi durduruyorum dedi. Çünkü Silvergate'in de FX daha önce çöken FX borsasıyla da, kripto borsasıyla da ilgileri var. Dolayısıyla oradan gelen zararları da var. Tabii bir de bu geldi üstüne. Dolayısıyla tüm bu gelişmelerle beraber Cuma günü sadece bu anlattığım bankalarda değil, gerek Amerika'da gerek Avrupa'da birçok banka hissesinde çok ciddi değer kaybı gördük. Sadece bankalarda değil, özellikle Silikon Vadisi'nin müşterileri. Şimdi Silikon Vadisi özellikle büyük teknoloji ve yeni teknoloji şirketlerine, startuplara aslında kredi veren bir banka. Mesela şöyle bir istatistikle karşılaştım. 2022 yılında yeni kurulan startupların neredeyse tamamıyla ortak bu banka. Dolayısıyla bu yön itibariyle de teknoloji hisselerine de çok büyük aslında baskı getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Nasdaq tarafında da aslında bu yön itibariyle bir baskı var. Haliyle toparlayacak olursam eğer, kayyum atandı. Sonra geldik hafta sonuna. Hafta sonu Federal Mevduat Sigorta Fonu ve FED bir çalışmaya başladı. Çalışma ilk olarak şunu kapsıyor. Acaba bu bir bankacılık riskine, sonrasında da globale yayılacak bir sistemik riske dönüşür mü? Tabii bunun için şunu merak ettiler. Acaba başka bankalarda da böyle agresif faiz artışları karşısında bir sıkıntı oluştu mu? Yani bilanço ile ilgili diyeyim ya da daha doğru ifade olur. Bir problem var mı? Bunu araştırmaya başladılar. İlk gelen açıklamalar şu yöndeydi. Yani diğer bankalarla ilgili sorun olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bu sorunu da çözeceğiz. Bu sorunu çözmek için de şunu yapacağız dediler. Sizin dediğiniz gibi banka kurtarmayacağız. Şimdi hatırlayalım, 2008 global ekonomik krizi de aslında başlayış tarzı olarak ilk bir bankanın batmasıyla başlamıştı ve bu diğer bankalara sirayet etmişti. Hatta o dönemde kurtarılan bankalar vardı. Çok da eleştirilmişti aslında yönetim o dönemde. Dolayısıyla dediler ki biz banka kurtarmayacağız ama şunu yapacağız. Bu bankalarda mevduatı olan, ister sigortalı olsun, bence daha önemli kısmı ister sigortasız mevduatlar olsun, bunların hepsini karşılayacağız. Bunun için ek bir fon oluşturuyoruz dediler ve bu fonu ilan ettiler. Niye böyle bir ilk açıklama geldi? Çünkü Cansu Hanım, diyelim ki diğer bankalar gerçekten sağlam bilanço anlamında, hece anlamında. Eğer şöyle bir durum oluşursa hem Amerika'da hem dünyada mevduat sahipleri, işte bankalara olan güveni sarsılıp bankalarda böyle bir çöküş olabilir, bir kriz olabilir algısı olursa bankalardan mevduatlarını çekmek isterler. Yani banka panikleri başlayabilir. Asıl aslında finansal çöküşü tetikleyecek şey bu olabilir. Dolayısıyla banka paniklerini önlemek adına ilk oluşturdukları mekanizma bu oldu. Ama şunu anlıyoruz, bankalar kurtarılmayacak. Tabii şu da var aslında, oluşturdukları bu fonla sıkıntı gördükleri, bilanço anlamında gördükleri finansal kuruluşlara da önden destek olarak bu gibi çökmeleri önleyici adımlarda atacaklarını anlıyoruz. Dolayısıyla bu piyasaları bir yön itibariyle elbette rahatlattı. Fakat özellikle bugün gelen haber akışında yine Amerika'nın 33. büyük bankası Signature Bank'ında kayyum atanmış olması bir miktar aslında endişeleri yeniden artırdı. Çünkü ne demişti bize aslında kurum, Fed ve Mevduat Sigorta Fonu? Bir sorun yok, sadece bu bankaya özel bir durum. Ve Amerika'da bankalarla ilgili bir sorun yok. Sermaye yeterlikleri gayet iyi, mali yapıları gayet güçlü. Özellikle şunu söylüyorlar, 2008 küresel kriziyle kıyasladığımızda Amerika'da bankacılık altyapısı çok daha kuvvetli, korkmaya mahal yok şeklinde açıklama yapmışlardı. Fakat bundan yaklaşık bir gün sonra gelen açıklamada yeni bir bankaya kayyum atanması ve sorun olması tekrar endişeleri artırdı. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, yani benim hala öngörüm şu yönde, yani 2008 global ekonomik krizi gibi güçlü bir çöküş olabileceğini ben de çok düşünmüyorum ve zannetmiyorum açıkçası. Elbette belki bir iki bankaya daha sorunlu görülen, bilançosuyla ilgili sorun olan bankaya belki kayyum atanır ama bunun böyle çok ciddi finansal kriz, global, ilk olarak Amerika'da sonrasında da global anlamda bir krize şu an için dönüşeceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Temel nedenim de şu, ben de yani 2008 global ekonomik krizinden bir miktar daha bankacılık, bilanço yapısı, mali yapısıyla ilgili daha farklı bir konjonktür olduğunu düşünüyorum ve Amerikan bankaların, evet şunu biliyoruz, son dönemde sermaye yeterlikleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğu ve bunun bir finansal krize, istikrarsızlığa sebep olabileceği eleştirileri de var. Evet, bu da doğrudur ama 2008 global ekonomik krizinin dinamikleriyle şimdiki dinamiklerinin farklı olduğunu düşünüyorum. Tabii izleyip göreceğiz. Evet. Dolayısıyla noktaya geldik Cansu Hanım. Şimdi soru şu, bu bir sistemik krize dönüşür mü? Bunun cevabını vermiş oldum. Bir diğer soru siz sordunuz. Bizi nasıl etkiler? Şimdi evet, bizim bankacılık sistemimizi etkiler mi öncelikli olarak? Yani yapısal olarak bizim bankacılık sistemimizde de bu gibi sistematik riskler var mı? Ben dediğim gibi hani bu konuda uzman değilim ama okuyabildiğim kadarıyla, son 2-3 günlük sürede uzmanları dinleyebildiğim kadarıyla Türk bankacılık sistemi bu noktada oldukça sağlam. Dolayısıyla Amerika'daki gibi bu anlattığım sistematik riskler şu an Türkiye bankacılık sisteminde bulunmuyor. Dolayısıyla bu yön itibariyle bir olumsuz etki beklememek gerekir. Hatta hatırlayalım, 2008 global ekonomik krizi bizi bankacılığın bu yapısı sistematik risk olarak etkilememişti. Dışarıda likiditenin durması bizim içeriye giren para girişini azaltmıştı. Bu da ekonomik büyüme ve yatırımları ve azaltıp işsizliği çok artırmıştı. Dolayısıyla özellikle bizde 2001 yılı bankacılık sistemi açısından bir kırılma yılıdır. Türkiye Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı yapısal ve kurumsal düzenlemedir. İlk önemli kalemi bankacılık yasası gelmiştir. Bu yasayla beraber bu vade uyumsuzluğu gibi, işte riskli varlıkların bulundurulması gibi birçok noktada önlem alınmıştır. Dolayısıyla bunun meyvelerini hala aradan kaç yıl geçiyor olmasına rağmen, 20 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen ben Türkiye ekonomisinin bunun meyvelerini hala yediğini düşünüyorum. Ama tabii 2008 krizi dönemiyle kıyasladığımızda bizde de son dönemde bankacılıkla ilgili hani belki parametreler ya da risk algısı bir miktar daha belki kriz oluşturacak kadar değil ama 2008 veya 2001 sonrası yapılan düzenlemeler öyle bir miktar daha sıkıntılı elbette olabilir ama ben bankacılık sistemimizde böyle Amerika'da olduğu gibi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gelelim şu meseleye. Peki piyasalarda ne oldu? Piyasalarda sizinle konuştuğumuz bütün senaryolar alt üst oldu Cansu Hanım. Dolayısıyla biz sizinle şöyle kapattık. Tarım dışı istihdamı konuşuyorduk. Neyse dedik, piyasa hani aslında çok böyle çok da olumlu bir tablo yok ama piyasa olumluyu görmek istedi, yoruldu. 25 bas puan gelir fiyatlanıyordu. Gözler yarınki tüfe ve bir sonraki günkü üfe de olacaktı. Ona göre 25 mi yapacak FED Mart'ta haftaya, 50 mi yapacak, ona karar verecektik. Artık şunu söyleyeyim. En azından bu ayki toplantı için yarın tüfenin ne geleceği, bir sonraki üfenin ne geleceğinin bence bir önemi yok Cansu Hanım. Onu çok net söyleyeyim. Dolayısıyla bakın biz sizinle şöyle kapatmıştık. Cuma günkü fiyatlamalar, ki bu krizin etkileri de vardı, bir miktar da değinmiştik. Hatta coşkunun bu nedenle de bir miktar yüksek olduğunu söylemiştim. Cuma tavan faiz oranı 5.50-5.75'ti Cansu Hanım. Piyasa evet yani 50 değil 25'i fiyatlıyordu ama pivot Fed'in de ufak ufak Perşembe günü itibariyle de olsa piyasaya dahil olduğunu söylemiştim. Bakın geldiğimiz noktada şu noktadayız. Piyasa diyor ki 25 bas puan yapar Mart'ta Fed. Sonra Mayıs'ta pas geçer. Haziran'da pas geçer. Temmuz'da faiz indirimine başlar. Yani bu şu demek, Mart'ta 25 bas puan yapıp bir daha faiz artırmayacak FED. Tavan faizi 4.75-5'te olacak. Temmuz'da indirecek 25 bas puan. Eylül'de indirecek 25 bas puan. Kasım'da pas geçip Aralık'ta bir 25 bas puan daha indirip, yani yılın ikinci yarısı 75 bas puan faiz indirecek bir FED'de tavan faizin, yani sene sonu faizin 4.25'le fiyatlanacağını söylüyor piyasa. Swap tarafı tamamen 180 derece dönen bir fiyatlama içinde. Oldukça güvercin bir Fed'i fiyatlıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bugün JP Morgan dedi ki Fed Mart'ta bile 25 bas puan artırım yapmayacak dedi. Çünkü yani ana unsur sıkıntıların çıkma nedeni Fed'in güçlü faiz artışı olduğu için ve tahvil faizlerindeki güçlü yükseliş olduğu için Fed şimdilik fiyat istikrarını bir tarafa bırakıp finansal istikrarı önceler. Şimdi gelelim fiyatlamalara. Fiyatlamalara baktığımızda sabah saatlerine baktığımda Amerikan borsalarında hava bir çöküş ihtimaline rağmen olumluydu. Neden? Çünkü Fed'in faiz artırmayacağı, hatta belli bir süre sonra faiz indireceği fiyatlamalarının etkili olduğunu görmüştük. Asya borsalarında da bu hafta hava olumluydu. Hatta kapanışlar da olumlu. Şu an için vadelilerin yataya yakın, yataya yakın değil. Nasdaq'da 1.14, S&P'de 1.38'lik ve Dow Jones'da da 0.50'ye yakınlık bir negatif hava var. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim, ağırlıklı olarak şu an için, ki bence olması gereken bu, daha güvercin FED olması ihtimaline rağmen sonuçta eğer bir finansal çöküş olacaksa, ekonomik büyümeler zarar görecekse, karlılıklar azalacak, birçok şirket bu domino etkisi nedeniyle batmak zorunda kalacak. Elbette ki endekslere daha güvercin FED'in üstünde daha olumsuz baskı yaratmasını beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu tabii. Evet, daha güvercin FED fiyatlamaları gündeme geldi. Bu etkiyle beraber dolar endeksi şu an için 103.4'e kadar geri çekildi. En büyük hareketi 2 yıllık ve 10 yıllıklarda görüyoruz. Mesela 2 yıllık bugün %11'e yakın düşüş kaydetmiş. 10 yıllıklarda da %5,5'a yakın bir düşüş var. 2 yıllıklar bakın 5.08'den, sizinle konuştuk. Geçen hafta Powell konuşma yapınca 5.08'i test etti. Şu an 4.09. 10 yıllıklara bakıyorum. Yani 3.90'ın üzerine çıkmıştı. 4'e yaklaşmıştı. Hatta 4.02'yi görmüştü. Şu an 3.5'tan fiyatlanıyor. Peki tahvil faizlerindeki bu güçlü düşmenin sebebi ne? Birincisi daha Fed'in az faiz artıracak olması ama daha önemlisi şu, güvenli liman talebi nedeniyle yatırımcıların tahvillere koşmuş olması haliyle bu tahvil faizlerine çok güçlü bir düşme getirdi. Tabii en büyük hareketin bir diğerinde altında görüyoruz. Ons altın 1909 yani 1900 kritik direncini bile aştı. Hatta gram altın 1164'ten şu an fiyatlanıyor ki 1162, 1200 hedefi için kritik direnç. 1162 sonrası 1182'den sonra çok kısa sürede 1200'leri görebiliriz. Haliyle piyasada riskli varlıklardan güçlü bir kaçış ve eskisinden çok daha güçlü bir şekilde belirsizlik arttığı için, bir kriz olma ihtimali olduğu için yatırımcılar güvenli liman olarak bir tahvil, iki kıymetli madenlerini kendilerine seçmiş görünüyorlar Cansu Hanım. Haliyle şunu söyleyeyim. Yani şu an için piyasanın vermiş olduğu bu aşırı tepkiyi ben bir miktar yine irrasyonel buluyorum. Yani işte bir kriz olur, bir çöküş olur. Dolayısıyla işte özellikle Fed tarafı, yani swap tarafı şu an oldukça irrasyonel. Peki ben ne bekliyorum? Şunu söyleyeyim. Şimdi ben de yarınki tüfe ve üfenin artık önemsiz olduğunu düşünüyorum. Bu noktada şimdilik 50 bas puanı kesinlikle ve kesinlikle enflasyon oranı kaç gelirse gelsin masadan kalktığını düşünüyorum. Ama 25 bas puanın tam olarak masadan kalktığını düşünmüyorum. Dolayısıyla eğer bu iş bu şekilde toparlanabilecek gibiyse, bu haftaki haber akışları daha da kötüleşmezse Fed 25 bas puanı hala gözden çıkarmamış olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu şu demek değil. 25 bas puanla gelecek demek değil. Evet, pas geçme olasılığı şu an bende 25 bas puanla eşit düzeyde. Dolayısıyla elbette ki haber akışları çok daha kötüleşirse elbette Fed'de bir güvercinleşme elbette görürüz. Yani bir miktar Fed her şeye rağmen, ya şöyle konuşayım, iyi senaryo üzerinden gidelim. Bu işin toparlandığını bir iki gün içinde düşünelim. Bu mutlaka Fed'in bir miktar frene basmasına sebep olacaktır. Bir miktar daha Fed'i güvercinleştirecektir. Fakat bu şu anlama gelmemeli. Fed'in tamamen enflasyonu gözden çıkarıp birincil odağa finansal istikrarı koyup tamamen çok güvercinleşeceği, işte 75 bas puan faiz indireceği olarak okunmamalı. Bu noktayı ben oldukça irrasyonel buluyorum. Bu noktada elbette ki haber akışları çok önemli olacak ama şimdiki gidişata bakarsak, şu anki konjonktüre bakarsak swap tarafında bu denli daha güvercin bir Fed beklentisini irrasyonel bulduğumu söyleyebilirim. Haliyle bu şu anlama gelecek. Yani bu iş çok kolay toparlanıyor olsa bile bir iki gün içinde diyelim ki toparlanıyor ve artık hani bir kayyum atanmayacak, işte yeni bir sistematik risk ortaya çıkmıyor olsa bile elbette bunun piyasa yansımaları olumsuz anlamda devam edecek. Ama buna rağmen piyasanın eline bir mazeret geçti. Bakın hep sizinle şunu konuştuk. Piyasayla Fed birinci yarıda, ikinci yarıda ayrışıyor. Birinci yarıda piyasa diyordu ki 5'in üstüne çıkamaz, Fed ben çıkarım diyordu. İkinci yarıda piyasa diyordu ki Fed faiz indirmek zorunda kalacak, hayır diyordu. Ne zaman piyasa akıllandı? Enflasyon öncü göstergeleri, bu sizinle depremden sonra yaptığımız ilk yayında anlattığım üzere oldukça yukarı yönlü ivmeye yönelik risk gösterdiğini ve Şahin konuşan Powell sonrasında. Piyasa artık dedi ki tamam ben kaybettim. Birinci roundu da ikinci roundda. Fakat piyasa kaybetmek istemiyordu. Piyasa Fed'i zorluyordu da. Yani her ne kadar Fed'e ikna olsa da. Ama şimdi piyasanın eline çok iyi bir mazeret geçti. Dolayısıyla şöyle varsayalım. Bir hafta sonra her şey geride kalıyor olsa bile ve diyelim ya da 15 gün sonra bir miktar daha süre verelim ya da bir ay sonra kesinlikle piyasa bunu kullanmaya devam edecektir. Diyelim ki Fed yolundan gerçekten hiç dönmedi, agresifliğine devam etti veya işte belli düzeyde güvercinleşti. Bu şu demek olacak, yani piyasada volatilite, belirsizlik nedeniyle ve bu piyasayla Fed arasındaki uyuşmazlık nedeniyle yine ve yeniden güçlü olmaya devam edecektir. Dolayısıyla buradan şu sonuçta çıkar. Şimdi eskisine göre kısa vadede, ki belki orta vadede, en azından kısa vade için konuşayım, güvenli liman talebi çok daha güçlü olacaktır. Bir belirsizlik algısı nedeniyle. Çünkü piyasa diyecek ki tamam şimdilik sorunu çözdünüz ama her an yine böyle bir krizle karşı karşıya kalabiliriz fiyatlamasını yapacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu eskisinden çok daha fazla kıymetli madenleri diri tutacaktır diye düşünüyorum. Hele ki haber akışları kötü gelirse, yani eğer sistematik riske dönüşüyor olursa altını, yani kıymetli maden için artık bu güçlü yükselişlerin başladığının çok net göstergesi olacaktır. Çünkü bu durumda Fed daha geri adım atmak zorunda kalacaktır. Yani toparlayacak olursam eğer Cansu Hanım, şu an için piyasanın yapmış olduğu bu fiyatlamayı swap tarafında bir miktar irrasyonel buluyorum, biraz abartılı buluyorum. Temkinli olmakta fayda var. Dolayısıyla şimdilik Spotify'da da bugün bir video çekeceğim ve gün be gün her gün paylaşacağım size, çok önemli bir gün. Her gün belki video çekemesek bile değerli izleyenlerimiz ALB Yatırım'ın Spotify kanalına üye olsunlar. Orada gün be gün yorumlayacağım sizin için. Dolayısıyla bakacağız haberlere ama yani fazla iyimserlik dozu yüksek bir fiyatlama var bence. Dolayısıyla frene basacak bir FED olacak ama enflasyonla mücadelesinden şimdilik yolundan dönecek bir FED'i çok da öngörmüyorum açıkçası. Yani para politikası patikasında çok büyük bir değişiklik yapacak bir FED şimdiki haber akışına göre, ama lütfen yanlış anlaşılmasın, çok mümkün gibi görünmüyor Cansu Hanım. O nedenle izlemeye devam edeceğiz. Haliyle şunu söyleyeyim, yani yarınki tüfe üfe artık bir miktar önemli kartlar. Hatta şöyle bir anekdot paylaşayım. Şimdi yarın olur da tüfe ve üfe beklentiden daha iyi, yani daha düşüyor minvalinde bir veri gelirse ya da beklentilere paralel gelsin. Neydi beklentiye paralel olması? Yıllık bazda düşüş var, aylık bazda da işte düşüş ve momentumda yükselme yok. Böyle bile gelse bu kıymetli madenleri daha da yukarı iter. Hatta beklentiden daha güçlü bir geri çekilme görürsek kıymetli madenler daha da değer kazanır. Çünkü FED'in önünde zaten bakın enflasyon sorunu da yok. Çok da agresifleşmesini gerektirecek bir makro konjonktürde yok fiyatlaması olur diye düşünüyorum Cansu Hanım. Dolayısıyla yarın, bugün de yapacağım Spotify, izleyemeyenler için yarın da gün be gün tüm hafta boyunca her gün Spotify yayınıyla birlikte değerli yatırımcılarımızın yanında olmaya çalışacağım Cansu Hanım. Evet, çok teşekkür ederim gerçekten. Dediğimiz gibi haftaya çok hızlı başladık özellikle küresel tarafta, ama bu yayın tabii ki de yeterli olmayacaktır izleyenlerimiz için. Sağ olun, gerçekten bizim de biraz Spotify'da reklamımızı yaptınız. Filiz Hanım sağ olsun, çok güzel gerçekten kayıtlar alıyor. Özellikle bu hafta çok çok önemli. Spotify'dan bizi takip edebilirsiniz. Çok güzel içeriklerimiz oluyor. Filiz Hanım da sağ olsun çok güzel kayıtlar çekiyor sizler için. Bu hafta oldukça önemli. Yayınlarımızı kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü gerçekten bir krizin eşiğinde miyiz? Etkileri nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz ve yayınlarımıza bunu değerlendireceğiz efendim. Filiz Hanım ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Cansu Hanım. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum şimdiden. Evet, biz de gerçekten dileyelim. Bakalım kriz bizi etkileyecek mi? Hep beraber göreceğiz bu hafta. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu yayın normalde erken çekiliyor ama 8'de yayında olacak. O yüzden verileri şimdiden açıklayalım istedik sizler için. Bakalım yarın nasıl devam edeceğiz. Sevim Şahin ile Hisse Teknik Saati yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan hisse taleplerinizi iletebilirsiniz. Şimdiden herkese güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.